İyi geceler. Saatlerimiz 23.30'u gösteriyor. CNN Türk'te gece görüşüyle karşınızdayız. Hoş geldiniz programa. Gündemi şöyle bir özetleyip hemen ayrıntılara geçelim. Mardin Nusaybin'de teröristlere yönelik operasyonlar sürerken bugün yine yürekler şehit haberleriyle sarsıldı. İki ayrı saldırıda el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 3 asker şehit oldu. Ve günlerdir Suriye'den atılan roket mermilerinin hedefindeki Kilis son saldırılarda yaralananlardan biri tedavi gördü. Hastanede yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 17'ye ulaştı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri Kilis'e çok sayıda askeri zırhlı araç sevkiyatı yaptı. Ve hemen diğer başlık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Almanya'da Türkiye'nin uzun süredir dile getirdiği Suriye'de güvenli bölge kurulması önerisiyle ilgili konuştu. Öneriye ideolojik olarak karşı değilim ama uygulanması kolay değil dedi. Ankara Obama'nın güvenli bölge mesajının satır aralarını tartışırken Başbakan Davutoğlu'nun Mayıs ayında Amerika'ya gideceğini duyurdu. Davutoğlu Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaret kapsamında Obama'yla bir araya gelecek. Görüşmenin öncelikli gündem başlığı IŞİD olacak. Başkentin en sıcak adresi Anayasa Mahkemesi'ydi bugün. Yüksek Mahkeme'nin kuruluş yıl dönümü töreni devletin zirvesini bir araya getirdi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tokalaşmaması damgasını vurdu. Ve futbol dünyasını sarsan olaylı maçlar, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Trabzonsporlu taraftar sahaya indi, hakemi darp etti. Amespor-Ankara Gücü maçında gole sevinen Amespor yöneticileri dayak yedi ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Altay maçında yaklaşık bir hafta önce Gabur İzmir tezahüratları yapıldı. Biz de birazdan futbola gölge düşüren bu olayları Trabzonsporlu eski futbolcu Lemi Çelik, spor hukukçusu Emin Özkurt ve spor yazarı Altan Tanrıkulu'yla konuşacağız. Gece görüşüne hızlıca başlayalım efendim. Bugün PKK teröründe 3 şehit daha verdik. Nusaybin'de sabah PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Uzman çavuş Mevlüt Çetinkaya ve uzman çavuş Süleyman Kul şehit düştü. 6 asker yaralandı. Öğlen de bir binaya tuzaklanan bomba patlatıldı. Bir asker daha şehit düştü. Şehitlerden uzman çavuş Süleyman Kul'un öyküsü herkesin yüreğini bir kez daha yaktı. Uzman çavuş Süleyman Kul çok değil 3 hafta önce cephede omuz omuza çarpıştığı silah arkadaşının, çocukluk arkadaşının, hemşehrisi uzman çavuş Bekir Kelleci'nin cenaze törenindeydi. En önde onun fotoğrafıyla yürümüş, tabutu başında intikamını alacağını yemin etmişti. Nusaybin'e dönmüştü. Bugün Nusaybin'de operasyonun 42. günüydü. Asker, polis sabahın ilk ışıklarıyla Abdülkadir Paşa mahallesinde operasyondaydı. Teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Uzman çavuş Mevlüt Çetinkaya ve uzman çavuş Süleyman Kul şehit düştü. 6 asker yaralandı. Uzman çavuş Mevlüt Çetinkaya'nın acı haberi memleketi Maraş'a, Süleyman Kul'unki ise memleketi Giresun'a ulaştı. Yavrum bereketi ihtira yavrum. Allah'ım yavrum. Onların cenazeleri memleketlerine ulaşmadan Nusaybin'den bir acı haber daha geldi. Bir binaya yerleştirilen patlayıcı infilak ettirildi. Bir asker daha şehit düştü. 6 asker de yaralandı. Burası da önceki gün 16 noktada sokağa çıkma yasağı ilan edilen Diyarbakır'ın Lice ilçesi. İlçe girişine tuzaklanan 300 kiloluk bomba bulunup imha edildi. Burası da terör örgütünün Çırnak, Uludere, Kureş'in tepesindeki mayın üretim yeri. Asker o yeri de bulup imha etti. Ve gelelim Kilis'e. Son 4 aydır IŞİD roketlerinin hedefinde olan Kilis'te halk diken üstünde. Son saldırıda bir kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan biri de bu sabah hayatını kaybetti. Böylece IŞİD roketlerinin aldığı can sayısı 17'ye yükseldi. Elbette Türk askeri de boş durmadı. Kilis'e zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Kimse var mı? Kimse?
Kilis IŞİD saldırısı altında. Ocak ayından bu yana 45 havan mermisi ve roketle vuruldu. Tamam. Son saldırı dündü. Sabah 2, akşam üzeri 3 roket atıldı. Biri Tekke Camii'ni vurdu. Caminin tüm camları kırılmış durumda. Sen neredesin? Nerede? Bir kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Yaralılardan biri de bu sabah hayatını kaybetti. Böylece son 4 ay içinde IŞİD roketlerinin aldığı can sayısı 17'ye çıktı. IŞİD tarafından fırlatılan roket caminin, tarihi caminin mezarlık kısmına düştü. İşte tam bu noktaya isabet etti. İşte buradaki mezarlar, mezar taşları da kırıldı. Camide hasar büyüktü, ibadete kapatıldı. Kilis mahallemiz diyor, usul abde zamanın dışarı çıkmayın diyor. Kilislilerse diken üstündeydi. Şuradan karşıya geçemez hale geldik. Yeter yani artık. İş devam ediyor. Abi iş bitti, iş bitti. Okullar, iş yerleri, sokaklar boşaldı. Vatandaşlar göç etmeye başladı. Can güvenliği yok mu kilisin? Bu hep boşaldı gittiler çoğu. Hep kaçıyorlar. Kim kalan fukara adam kalacak. Kilisliler bir an evvel IŞİD saldırılarının durdurulmasını istiyor. Yollarda, sokaklarda rahat rahat yürüyebiliyor musun? Hayır, kesinlikle. Dün son roket atıldığında Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan da kilisteydi. Şu ana kadar alınmış olan güvenlik tedbirleri ve ilaveten alınması gereken başka tedbirler varsa bütün bunları masaya yatıracağız. Kilis valisi de bugün Ankara'ya çağrıldı, güvenlik toplantısına katıldı. Kilisteki son durumu anlattı. Sonrasında konu Bakanlar Kurulu'nda ele alındı. Kurulda yeni güvenlik önlemleri tartışılırken kilise zırhlı araç sevkiyatı yapılıyordu. Evet, gelişmeler böyleydi. Bu arada Bakanlar Kurulu'ndan akşam saatlerinde kilis için dört ayaklı bir tedbir planı çıktı. Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, kilisin güvenliği için bölgede asker sayısının artırılacağını söyledi. Ayrıca esnaf ve evleri hasar gören vatandaşların zararları telafi edilip psikolojik destek verilecek. Numan Kurtulmuş, kara harekatı olur mu sorusuna ne evet ne de hayır yanıtını verdi. Devam ediyoruz. Ve futbolda şiddet. Dün akşam Trabzon'da oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçının son dakikasında sahaya giren bir taraftar hakeme saldırdı. Hakem yaralandı. Maç tatil edildi. Alkışlarla adliyeye götürülen saldırgan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İşte o maçın 89. dakikasından bugüne devam eden gelişmeler. Her şey 89. dakikada 17 yaşında bir taraftarın sahaya yardımcı hakemin üzerine atlamasıyla başladı. Saha karıştı, maç tatil edildi. Trabzonspor dün akşam Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaştı. Karşılaşma öncesinde Trabzonsporlular Galatasaray forması yaktı. Gerginlik başlama düdüğüyle tırmandı. 89. dakikada Fenerbahçe 4-0 öndeydi. Trabzonsporlu taraftarlar tel örgülerinin olduğu direği kırdı. Sahaya yabancı cisim yağdırdı. Yetmedi, birkaçı içeri girdi. Biri de yardımcı hakem Volkan Bayarslan'ın üzerine atladı. Yumruk atmaya başladı. Güvenlik görevlileri 17 yaşındaki taraftarı yakalayarak gözaltına aldı. Bu sırada bir başka taraftar göndere çekilen Fenerbahçe bayrağını indiriyordu. Fenerbahçeli oyuncular, Trabzonsporlu bazı oyuncular ve hakemler koşarak soyunma odasına gitti. Seyircilerin küfür ettiği Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi Onur Kıvrak da formasını ve eldivenlerini saha kenarına bıraktı, ayrılık sinyali verdi. Maçın tatil edildiği duyuruldu. Polis stadın çevresini kuşattı. Fenerbahçe kafilesi Avni Aker'den gizlice çıkartıldı. Zırhlı araçlarla havaalanına götürüldü.
Hakemler de sahaya atlayan ve kendilerini darp eden taraftardan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan iki taraftar adliyeye sevk edildi. Usan, korkma oğlum. Helal olsun. Kimseye bir şey deme oğlum. Geç abi. Usan. İkisi de serbest bırakıldı. Hakemi döven Trabzonsporlu genç taraftarın dayısı, adalet yoksa anarşi başlar dedi. Biliyorum, yeğenim yapmasa ben yapacağım onu. Ne yapayım kardeşim, ne yapayım? Trabzonspor yönetimi ise olup biteni provokasyon olarak değerlendirdi. Bu olay muhtemel bir provokasyonun izlerini taşıyor kanaatimce. Evet, maalesef bu tatsız olaylar yaşandı. Yeşil sahalara gölge düşüren anlar bu kadar da kalmadı maalesef. Türkiye Spor Toto 2. Ligi'nde oynanan Ankara Gücü Ames Spor maçı da olaylı geçti. Ankara Gücü taraftarları Ames Spor yöneticilerine saldırdı. Maçın 85. dakikasında Ames Spor 2-1 öne geçince protokol tribünü karıştı. İşte o anlar. Arkası kesilmeyen yumruklar, saçından, ceketinden çekiştirilen bir adam ve sonuç. Görüntüler bir futbol sahasından. Başkentteki Ankara Gücü Ahmet Sportif maçından. Türkiye Spor Toto 2. ve Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ahmet Spor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Gücü'ne 2-1'lik üstünlük sağladı. İşte ne olduysa o golden sonra oldu. İkinci gole sevinen Ahmet Sporlu yöneticilere Ankara Gücü taraftarları tepki gösterdi. Tepki saldırıya dönüştü. Yumrukların ardı arkası kesilmedi. Bir yönetici ceketinden çekilerek tribünden aşağı düşürüldü. Polis geç de olsa müdahale etti. Olaylar sona erdi. Ahmet Sporlu 5 yönetici yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü de bir polisin yaralandığını açıkladı. İş yapmaya çalışıyorlar. Ahmet Spor yöneticilerine saldırdıkları kamera kayıtlarıyla belirlenen 6 kişi yakalandı. Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi ve kasten yaralama suçlarından haklarında işlem başlatıldı. Kamera görüntülerinde yer alan ancak kimliği henüz tespit edilemeyen 4 kişi ise hala aranıyor. Olaylı maçın ardından iki spor kulübünden de açıklama geldi. Ankara Gücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğener'in açıklamasında maçta yaşananlar bizim de onaylamadığımız olaylar denildi. Ahmet Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş da saldırı sadece bize değil, sporun değerlerine, barışa ve dostluğa karşı yapılmıştır ifadesini kullandı. Evet, maalesef spordaki bu bitmeyen şiddeti 2-3 değerli konuğumuzla konuşacağız dedik. Trabzonsporlu eski futbolcu Lemi Çelik, spor hukukçusu Emin Özkurt ve spor yazarı Altan Tanrıkulu ile birlikte olacağız dedik ve geldiler. Selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Lemi Bey, size daha sonra söz vereceğim. Çünkü bir görüntü izleteceğim size. Onun üzerinden sizin yorumlarınızı alacağım. Sayın Tanrıkulu, sizle başlayalım mı? Şimdi aslında baktığınızda... Bunun perde arkasında ne görüyorsunuz? Basit bir şey midir bu? Bir taraftarın o anda girip hakemi dövmesi midir? Nedir o anda yaşananlar? Siz nasıl gördünüz? Nasıl okuyorsunuz? Basit bir şiddet olayı mıdır bu? Yoksa perde arkasında başka olaylar mı var aslında? İki sezon önce sanırım İspanya'da bir Atletico Madrid'li taraftar benzer olaylarla stat dışında öldürüldü. İtalya'da Lazio-Roma karşılaşmalarında yine çok benzer olaylar çıkıyor. Arjantin'de River Plate, Boca Juniors arasındaki karşılaşmalarda benzer olaylar çıkıyor. Futbolda şiddetin sıçradığı ülkelerden biri haline geldik. Bundan 6-7 yıl önce daha kontrol edilebilir bir şiddet vardı. Sağ kapatmalarla, çeşitli uyarılarla, cezalarla gidiyordu ama Türkiye'nin şu andaki halinde bir ne yapılacağı konusunda tam olarak bilinmiyor. Peki ne yapılacağını konuşacağız ama dünkü maçla ilgili ben yorumunuzu merak ediyorum. Ne oldu orada? Ben daha önce Trabzonspor Fenerbahçe maçlarını çok seyrettiğim için Trabzonspor kenti Lemi de çok iyi biliyor. Yıllar boyu Galatasaray ile Beşiktaş şampiyon olamazken
Fenerbahçe ile çekişti. 74'de lige çıktığından beri hep Fenerbahçe ile çekişti. Biri birinci oldu, biri... Bunun getirdiği inanılmaz bir rekabet var. Tamam. Trabzonspor kentinde Fenerbahçe'ye karşı bir rakiplik duygusu var. Rize'de falan yoktur mesela. Daha sonra 1995-96'da kaçan şampiyonluk, 2010-11'de kaçan şampiyonluğun ardından başlayan 3 Temmuz süreci bazı şeyler çok geldi. Yalnız bu gerginlik son 9 maçta Fenerbahçe'ye gol attırmamasına kadar gitti. Ben kentin valisinden İçişlerine Bakanı'na, Trabzonspor'un başkanlarına kadar iyi yönetilmediğini düşünüyorum bu stresin, stres ortamı. Bir stres var ama yöneticiler bunu yani hem... Sakinleşmesi lazım Trabzonspor'un. Evet. Her Fenerbahçe maçında bir canavarlaşan ortam çıkıyor. Hı hı. Biraz sakinleşilmesi lazım. Maçlara hazırlanırken de evet. Trabzonsporlu futbolcuların aşırı baskı altına girdiğini görüyorum. Bir görüntü var. Onu bir ekranlara getirebilir miyiz? Yönetmenimden rica edeyim. 17 yaşındaki o işte hakeme saldıran genç emniyetten çıkıyor. O sırada emniyetten çıkarken ki taraftarların ona söyledikleri, arkasından dayısının söyledikleri o kadar çok enteresan ki. Bir izleyelim, bir izleyelim o görüntüleri. Bunlar fotoğraflar tamam ama onun dışında sonrasında emniyetin çıkışında yapılan bazı açıklamalar vardı. O hazır değil mi arkadaşlar? Hazırsa bir görüntü vardı onu ben söylemiştim hazırlansın diye. Emniyetten çıkarken işte Trabzon senin arkanda sloganları işte atılıyor. Onlar bir dikkat çekiyor. Ondan sonra dayısının işte yeğenim olmasa ben de yeğenim yapmasaydı ben yapardım şeklindeki açıklamaları var. O hazır değil mi acaba? Onu hazırlamıştık ama. Peki o hazır olunca ekranlara getiririz ama Lemi Bey ne dersiniz? Onu bir çok çarpıcı çünkü o oradaki emniyetten çıktığında ama sizde göre ne oldu orada? Hem Trabzonsporlu eski futbolcu olarak, bölge insanı şimdi olarak. Tekrar burada hakem kardeşmiş, kardeşim de geçmiş olsun, geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Bir defa yaşadıkları son derece üzücü. Ve Trabzonspor halkı adına ve taraftarım adına ben de bu anlamda kendisinden özür dilerim. Bu hiç spor ahlakına ve kültürüne hiç yakışmayacak bir hareket ve bunu uygun bulmamız mümkün değil. Peki. Ama Altan da çok ifade ettiği gibi yılların vermiş olduğu bir süreç ve yalnız orada bir eksik olan bir şey var. Yine 2004-2005'te yine Trabzonspor'un elinden şampiyonluk başka türlü alınmıştır. Sadece bu 96'da değildir. 96 süreci başkadır. 2004-2005 başka ve 2010-2011 yani 3 dönem Trabzonspor'un elinden şampiyonluklar başka türlü alınmıştır. Peki o ses hazırmış. Bir ekranlara getirelim devam edeceğiz. Zamanımız bol zaten. Bir izleyelim ne oldu o saldırgan emniyetten çıkarken dayısı neler söyledi. Bir izleyelim sonra devam edelim. Korkma oğlum. Helal olsun. Kimseye bir şey deme oğlum. Geçer. Yeğenimden değil ben Trabzon halkının %80'inden bunu bekliyordum. %80 ben stada gitmiyorum diyorum. Bakın 5 yıl oldu gitmiyorum. Gidecek gücüm yok. Yani şöyle gittim biliyorum yeğenim yapmasa ben yapacağım. Şimdi Trabzon bunu hak ediyor mu? Baktınız. Hak etmiyor ama şimdi bakın. Nasıl bir ruh hali var? Nasıl bir ruh hali var? Şimdi biraz sosyolojik olaya bakmak gerekiyor. Birincisi şu. Hrant Dink vefat ediyor. Birisi öldürüyor. Trabzon'u. Raip Santoro öldürülüyor. İşte 13 yaşında çocuk öldürüyor. Fenerbahçe otobüsü Rize'den geliyor. Birileri arabayı kurşunluyor. Hemen Trabzonların üzerine atılıyor. Ve Trabzon halkına bu kadar çok misyon yükleyip bir şeyler yaptırıp kullanıyorsunuz. Ondan sonra da tek sahip olduğu değer olan, bütün hayatını vereceği o tutkusu olan şampiyonluklarını da başka türlü eline alıyorsunuz. Şimdi bunun şehre vermiş olduğu baskı, o halkta yaratmış olduğu travma bunları yaptırıyor. Bunun sonucudur bu. Bu sonraki süreçte zaten bu hakem atamaları, federasyonun... Siz onaylıyor musunuz peki bu görüntüleri? Yani çocuğu buna teşvik etmek yerine 17 yaşında bir gençten bahsediyoruz. Asla hiç uygun bulmuyorum. Kesinlikle yadırgıyorum ve kınıyorum. Bunu yapan da alkışlamak değil. Hatta bence sahaya hiç girmesini ömür boyu men alsın. Kesinlikle hiç orada tavizsiz. Ben asla bu tür spor ahlakına uygun olmayan hiçbir davranışa uygun olmam mümkün değil. Bu hangi takım taraftarı olursa olsun. Böyle olmalı. Çünkü bakın futbol bugün
bütün Türkiye'deki insanları değil, dünyadaki bütün insanları barıştıran büyük bir olgu. Biliyorsunuz Türkiye Ermenistan'la arası bozuktu. Bir milli maçta barıştık, bir araya geldik falan filan. Evet. Şimdi böyle bir süreçte bugün neler yaşandı gördünüz. Bugün ne oluyor? Az öncesini haberinizde dinledik. Erzurum'da Gavur İzmir'i bağırıldı. İşte orada bıçak çekiliyor orada. Bıçak çekiliyor. İşte orada Ahmetli yöneticiler linç ediliyor. Birçok zaman işte Trabzon'da işte başka türlü Trabzon diye bağırıyorlardı. Şimdi yani ülkenin birleşmesi, bütünleşmesi gereken bir süreçte. Önce nedenlerini anlayalım, nasıl birleşeceğiz, bütünleşeceğiz onu konuşacağız. Ben bu blokta Emin Bey'i de dinlemek istiyorum. Evet. Ne dersiniz? Yani bir hukukçu gözüyle siz orada Trabzon'da yaşananları nasıl görüyorsunuz? Kısa bir yorum sonra devam edeceğiz zaten. Tabii. Yani bir kere bu Trabzon'da yaşananlar şunu gösteriyor. Ne yazık ki bu işi düzeltmekle yükümlü olan makamlar çıkarttıkları tüm kanunlara, yönetmeliklere, talimatlara rağmen bir türlü bu süreçleri rayına oturtamıyorlar. Bugün işte geçen günkü menfur olaylar olduktan sonra 3 tane açıklama yapıldı. 3 tane resmi açıklama. Bir tanesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, bir tanesi Kulüpler Birliği Vakfı tarafından, bir tanesi de Bordo Mavili takımın yönetim kurulu tarafından. Her 3 açıklamada da dişe dokunur, herhangi bir önleme işaret eden hiçbir unsur yok. Bilhassa Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı açıklamada sahaya giren 2 kişinin Pasolik kartlarının bulunmadığından, başkalarının kartıyla stadyuma rahatlıkla girmiş olduklarının tespit edildiğinden ve güvenlik zafiyetinin burada bitmediğinden bahsediliyor ama gerçekte böyle mi? Peki, bizim talimatlarımıza baktığınızda evet, o güvenlik zafiyetini gidermesi gereken taraf kulübün kendisi. Peki devam edeceğiz. Çok önemli bir nokta aslında. Oradaki güvenliği değil mi? Trabzonspor'un sağlaması. Yasa bunu gerektiriyor aslında. Evet, talimatlar bunu söylüyor. Peki bütün yönleri konuşacağız. İzninizle biraz ara verelim. Aranın ardından değerli konuklarımızla devam edelim. Spordaki şiddeti değerli konuklarım Demi Çelik, Emin Özkurt ve Altan Tanrıkulu ile konuşmayı sürdürüyoruz. Demi Bey, siz dediniz ki oradaki Trabzonsporlu taraftarın duygusunu anlamak, iyi anlamak lazım. Şampiyonluklar elinden alındığı için, gittiği için de dolayısıyla onun bir şeyi var, tepkisi var. Olayı sadece böyle mi görmek lazım? Şimdi tabii yani ki. Yani tamam, bir orada maç oynandı. Yılların bir birikimi var. futbol dışı olaylarla elinden alınan şampiyonlukları var. Yani şike süreci malum hepimizin bildiğimiz bir gerçek. Şimdi baktığınız zamanla bununla beraber yılların bir birikimi ve tabii son süreçte takımın performansının çok kötü oluşu, iyi bir son yıllarda özellikle Trabzonspor'un kötü yönetilişi ve uzun süre istenilen galibiyetlerin ve kupaların gelmeyişi, hı hı, ve çok hoca değişimi son 4-5 yıldır, özellikle son 3 yıldır evet, ve çok futbolcu değişimi, istikrarlı bir süreç, doğru, biz biraz öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Ama bununla beraber Trabzonspor'un da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından son yıllarda ısrarla dışlanması, ezilmişliği ve hakemlerin vasıtasıyla kaybettiği puanlar, kaybettiği maçlar, hı hı, ve çok mağdur oluşu ve bunlar da birikti patlama noktasına geldi. Baktığınız zaman bu yıl tam aşağı yukarı Trabzonspor 6-7 müsabakayı tam hakem hatalarıyla kapattı ve bu kadar geri düştü. Şimdi devre olurken Sadi Hoca döneminde bir Bursa maçı var, bir Rize maçı var ki yani şimdi Rize'de Ali Palabıyık diye bir arkadaş 4 tane elle kesilen topu, hani bir tanesini görmeyebilirsin, 4'ünü de mi görmüyorsun? Şimdi aynı hakem Serkan Çınar Bursa maçında bakıyorsun işte pat, Trabzonspor lehine kırmızı kart göstermesi lazım, göstermiyor, oyuncu atmıyor önünde ama başka bir müsabakada atıyor. Şimdi Bülent Yıldırım Trabzonspor müsabakalarında şampiyonluğunu etkileyen. Şimdi hakem hataları olsa bile kimse bana o görüntüleri kabul ettiremez. Yani tabii ben çok fanatik bir taraftar değilim. Bir işte haberci gözüyle bakıyorum kuşkusuz ama. Şimdi az önce ara vermeden önce Emin Bey bir hatırlatmada bulundu. Yani 6222 sayılı kanun. Biz ilerleyen dakikalarda Ahmet Sporlu yöneticilerin o uğradıkları linç girişimine de konuşmak istiyorum ben. Gerçekten çok feci görüntüler. Kesinlikle. Ama ona birazdan geçeriz. İki kişinin Pasolik kartlarının bulunmadığını söylüyorlar ve oradaki güvenlikle ilgili işte eleştirilerde bulunuyorlar. Şimdi burada bakın sorun şu. Nedir sorun? Sorun devlet
bu işi kulüplere bırakmış. Koskoca stadyumların güvenliğini kulüplere bırakmış. Kulüpler de gidiyor, özel şirketlere anlaşıyorlar. Bu kadar insanı koruyun diyorlar. Bu şirketlerin ne adamları, ne ekonomik güçleri bunları korumaya yetmiyor. Bu ortada. Diyor ki devletin yöneticiler hem stadyuma girişlerde hem de tribündeki olaylar güvenliği sağlamakla görevli olanlar tarafından engellenememiştir. Güvenliği sağlamak Trabzonspor'un görevi kesinlikle değil mi? Kesinlikle, ama yapamıyor, başaramıyor. Sadece Trabzon değil ki. Biraz aynı de... biz olayları biz Fenerbahçe stadında görmedik mi? Biz aynı olayları Beşiktaş'ta görmedik mi? Galatasaray'da görmedik mi? Hatta dışarıda taraftar karşılaştığında birbirlerini öldürmüyorlar mı? Öldürüyorlar. Ama bunun tek sorumlusu devlettir. Türkiye Futbol Federasyonu, İçişleri Bakanı beraber kararı değiştirmeleri gerekiyor. Ve mutlaka stadyumların koruması eskisi gibi polis ve askerle beraber korunması gerekiyor. Bu kadar basit. Elinden alınması lazım. Alınması gerekiyor kesinlikle. Peki bir şey söyleyeceksiniz galiba. Ama zaten buna bu konuyla imkan ilgili var. Bir açıklayalım. Tabii ki zaten buna imkan var. Bakın 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğinin önlenmesine ilişkin yasanın saha güvenliğiyle ilgili 6. maddesinin 3. bendinde en üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin yani Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerin müsabakalarında güvenliğin sağlanması amacıyla genel kolluk kuvvetlerinden de güvenlik görevlilerinden de görevde olmayanların görevlendirilebileceğini söylüyor. Yani destek alınabiliyor yani. Önemli maçlarda öncelikle ilgili kulübün yani Trabzonspor'un Futbol Federasyonu'na başvurması ve bunu takiben de müsabakanın yapılacağı yerdeki kolluk birimi yani İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis atanıyor. Burada da bu yapılmıştır zaten. Yapılmama imkanı yok. Fenerbahçe maçı yüksek güvenlik önlemi gerektiren bir maç. Burada emniyetin de bir sorgulanması, emniyetin de yeterli güvenlik önlemlerini almakta başarısızlığına eğilmesi lazım. O eleştiride bulundu ya zaten. Genel anlamıyla bir problem var dedi Trabzon. Orada biz biraz önce futbol programında D-Smart'ta tartışırken bir fotoğraf ekrana getirdim. Ben oradaki emniyet şeyini çözdüm. Neden öyle olduğunu. Neden peki? Emniyet aslında ilk önce alması gereken pozisyonu alıyor. Her tarafa doğru kale arkasında alıyor. Fakat kale arkasının sol tarafındaki kesim telleri yıkıp direği de aşağı doğru çekince oraya doğru bir yoğunlaşma oluşuyor. Diğer taraf boş sağ kalıyor. Sağ taraf boş kalıyor. Sağ tarafın boş kalmasından hemen önce aşağı doğru atlamaya çalışan fanatikler var. Herkes oraya doğru bakarken oradan saldırı gerçekleşiyor. Ama bu da sadece önlemin alınmadığını işaret. Sadece sağ içindeki birkaç kolluk görevlisi arkaları şöyle olması lazım. Ben Şampiyonlar Ligi finallerine gittiğim zaman ki hemen hemen her sezon gitmeye çalışıyorum. Görevliler, steward adı verilen görevliler, fosforlu evet. giysi giyerler ve maça bakmazlar. Tamamen tribünleri kontrol ederler. Bu bazen tribünlerin yararınadır, bazen bir sağlık sorunu olabilir, bazen bir cisim atılabilir. Her şeyi kontrol eder. Bizdekiler maç seyrediyor genelde. Ve o yüzden de arkaları dönük olduğu için onları göremiyor. Olayın farkında değil. O görevliler eğer tribüne baksaydı bence mutlaka atladığı anda bir şekilde üstüne atlar, yakalarlar. Buyurun, devam edin. Bir de şöyle bir şey var. O ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki yani çocuk oluyor. 18 yaşından küçük. Hı hı. Türk Ceza Kanunu kapsamında çocuk olarak değerlendiriliyor. O çocuğun çeşitli Facebook hesabında görüntüler var. Mesela bir tanesinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında elinde bıçakla çekilmiş bir fotoğrafını bugün medya Facebook hesabından yayınladı. Düşünün, o sahaya atladığında o elinde olan bıçağın orada bulunduğunu, o hakeme bıçaklı bir muamelenin, müdahalenin olduğunu. Ben özellikle şu noktaya temas etmek istiyorum. Eğer biz bu tür şiddet olaylarını salt şiddet olayı şeklinde değerlendirmeye başlamaz ve o şekilde konuşmazsak işin içerisine hakem hatalarını veyahut da 3 Temmuz sürecinden itibaren başlayan yönetimsel eğer varsa hataları konuşarak başlarsak o takdirde bu sorunun çözümüne hizmet etmeyiz. Daha farklı noktalara tartışmayı çekeriz. Şiddeti hakkını ve verip ona şiddeti göre de meşrulaştırmaya başlarız. Bakın biraz evvel yayınladığınız görüntüdeki o övgü dolu sözler yani şiddeti ve suçu öven nitelikte olan sözler çok yanlış. Evet. Çok yanlış ve Türk Ceza Kanunu çerçevesinde suçu ve suçluyu övme diye bir suç var. Yani ayrıca bir suç var. Benim tabii yapmasaydı ki, ben yapardım. Tabii ki bunun için suçun işlenmiş olduğunun mahkeme kararıyla tespiti ve şeyi gerekiyor. Şu aşamada o noktada değiliz ama yarın öbür gün bu genç yargılandığında ve ceza aldığında hı hı. o övme eylemini yapan insanlar da suçu ve suçluyu övmekten yargılanabilirler.
hakem hatalarına başka bakmamak lazım ve şiddete yoğunlaşmak lazım dedi. Ne dersiniz? Şunu da sorayım araya girmemek adına. Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın açıklamasına bakıyordum ben. İşte bunlar affedilmez dedi. Sonra da provokasyondur kelimesini kullandı. Provokasyonu kim yaptı o zaman? Varsa bir provokasyon. Sayın Başkan gerçekten çok centilmence, spora alaka kültürü içerisinde çok mantıklı ve futbola hizmet sağlayacak düzeyde güzel mesajlar veriyor. Gerçekten çok çaba sarf ediyor. Orada bir provokatör olabilir. Aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü neden 89. dakikayı beklediler bu insanlar? Neden diyelim ki 4-0'da sahaya girmediler? Neden orada Fenerbahçeli futbolcuların bazılarını alkışladılar? Ve burada da gerçekten Fenerbahçeli futbolcular ilk defa Trabzon'da, onları da tebrik ediyorum, İlk defa taraftarı tahrik edici davranışlarda bulunmadılar. Son derece usturuplu, medeni, biraz daha böyle spor ahlakına uygun davranışlarda bulundular. Ve buradan da onları kutlamak gerekiyor. Ve zaten onun karşılığında orada alkışlanarak veya tepki görmeyerek bunu aldılar. En azından şimdi orada bazı Trabzonsporlu taraftarlar da alkışlayarak tepki gösteriyorlar. Diğer taraftarlar da onlara tepki gösteriyor. Niye alkışlıyorsunuz diyor. Şimdi burada, yani orada taraftarlar arasında da şey var. İki şey Trabzon, var burada. Evet. Bir, şimdi hangi yolu izleyerek konuyu tartışalım? Bir, şiddeti mi konuşalım, yolu tartışalım? İkincisi bu şiddeti körükleyen ve buna çanak tutan Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu yanlış uygulamaları veya hakem hatalarını mi konuşarak bu sonuca ulaşıldı. Bunu mu konuşalım? Hangisi burada, sizce peki? Hangisi bana, size bana göre doğru? Emin Bey öyle bana göre doğru yol. Hukukçu gözüyle de bakıyor tabii. Emin Bey'in söylemiş olduğu haklı ama ben şu görüşteyim. Bu sonuçları doğuran sadece kendi başına şey değil. Yani şiddet değil. Bakın dünyada bir hoşgörüsüzlük var, doğru. Dünyada şu an insanlar birbirini öldürmek için büyük bir tahammülsüzlük içerisinde, doğru. Ülkemizdeki durumu görüyorsunuz. İşte dünyadaki çevremizdeki psikop manyakları görüyorsunuz. İşte kesiyorlar, asıyorlar falan filan. İşte DAEŞ'lerden tutun kime kadar. Bir sürü hoşnutsuzluklar, böyle mutsuzluklar, psikopatlıklar yaşanıyor. Ama buraya geldiğimiz zaman ülkeye, gerçekten ülkede bu süreç bu kadar büyük boyutta değil. Tamam, doğrudur. Ülkemizde buna çanak tutan unsurlara bakmak lazım. O zaman şunu konuşmamız lazım. Ülkedeki işsizliği konuşalım. Anladım ama şimdi yani, bu Ankara Gücü Amespor maçında Amespor yöneticiler, onun görüntülerini arkadaşlara bir ekrana getirir misiniz? Şimdi orada yani şaka gibi böyle bu değil. Bu işte. Şu görüntü. Yani bakar mısınız? Yani o sırada yönetici ne söyledi? Diyelim ki ağzından işte heyecanlı bir şey çıktı. Onları kızdıracak bir cümle çıktı. Bu mudur ama? Hakem hatalarının sonucu bu mudur? Nedir yani? Allah aşkına izah eder misiniz bana? Bunları bizim uygun bulabileceğimiz, bunları bakar mısınız? Resmen linç ediyor. Tavsiye edebileceğimiz hiçbir anlayışımız olamaz. Biz bunları yapanları zaten kınıyoruz. Bunların zaten tespit edilip bir daha statlara sokulmaması gerekiyor. Aslında arkadaşımız burada bazı şeyleri çok doğru söylüyor. Devlet kanun çıkarıyor, uygulamıyor. Kendi çıkardığı kanunu kendi uygulamıyor. Kendisi bunu uygulamayan bir devlet olabilir mi? Bakın şurada adamı öldürecekler. Orada bir tane polis yok, bir tane görevli yok. Yani bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir insanlıktır? Sonuçta bir insan orada, bir spor yöneticisi orada. Şimdi burada da spora biraz siyasetin bulaştığı anları mı görüyoruz bilmiyorum. Ama spor maçını nasıl yorumlamak ama lazım? Bizim ama için, ne olursa olsun. Bizim yani için şu an en büyük tehlike bu değil mi? Yani siz Erzurum'da, gavur İzmir'de nasıl bağırırsınız? Yani burada Ahmetli spor yöneticisini burada nasıl böyle döversiniz? O zaman ne bileyim biz nasıl ortak beraber yaşayacağız? Nasıl diyeceğiz ki biz misaki milli sınırlar içerisinde biz kardeşiz, öz kardeşiz, biz bir aileyiz, beraber bu yaşamı güzel bir şekilde devam etmek için nasıl diyeceğiz peki, bunu? Peki devam edeceğiz. Altan Bey, Allah aşkına siz bu görüntülerle ilgili ne söyleyeceksiniz? Ahmet Spor yöneticileri yani karşı karşıya şey kaldı. Bu konunun bunun sonu hakem hataları yüzünden mi bunlar oldu? Yok. Federasyon kötü yönettiği için mi oldu? Niye oldu? Didem Hanım, bu konunun perde arkası sportif değil, tamamen siyasi. Ben de spor yazarıyım. Bu konuya çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ahmet Spor maçıyla ilgili siyasi bir sonuç mudur? Tamamen. Niçin peki? Yani nedir oradaki taraftar bu kadar? Yani bunu herhalde ülkedeki herkes biliyor. Yani sonuçta ülkemizin güneydoğusunda bir gerginlik var. Onlarla ilgili yaşanan olaylar. Biliyorsunuz Fenerbahçe Ahmet Spor'la eşleşti Türkiye Kupası çeyrek finalinde. Fenerbahçe oraya gitmeden önce Ahmet Spor ceza aldı tribünlerle ilgili. Çünkü ama orada futbol var. Yani. Hayır, futbol var da bir takım olaylar gerçekleşmişti Bursaspor karşılaşmasında.
Fenerbahçe seyircisiz bir ortamda oynadı. Fakat günübirlik maçtan birkaç saat önce gitti geldi büyük bir stres içerisinde. Düşünün işte Fenerbahçeli yabancı futbolcuları falan. Evet. Bir gerginlik vardı. Burada da yaşanan başka olaylar var. Yani bunlar işin sportif yanının dışında siyasi yanların da olduğu olaylar. Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması orada sporun, siyaset var mıydı sizce? Bence yok. Sporun sosyolojik boyutlarında çok defa Trabzon'a gittim. Şöyle bir şey söyleyeyim. 2010-11 sezonu Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu, Trabzonspor'un şampiyonluğu kaçırdığı sezonun ikinci haftası. Trabzon'dayım. Maça gittim. Fenerbahçeli taraftarları Trabzonsporlu Taraftarlar Derneği karşıladı. Beraber Ramazan'da oruç açtılar. Tribünlerde de... Ne zamandı bu? 2010 Ağustos ya da Eylül'ü. Ağustos ayıydı. 3-2 Trabzonspor maçı kazandı. Ve o sene Fenerbahçe şampiyon oldu. İşte şike sürecinin olduğu sezon. Ondan itibaren de büyük bir gerilim var iki takım taraftarları arasında. Bunlar yaşandı. Ben defalarca Trabzon'a gittim. Ondan sonra da gittim. Beni tanıyorlar. Fenerbahçeli olduğumu bilmiyorlar. En ufak bir zarar gelmedi bana. Inter maçına gittim. Galatasaray maçına gittim. Fenerbahçe maçına gittim. Beşiktaş maçına gittim. Riskli yerlere gittim. Tek başıma minibüslere bindim. En ufak bir şey olmadı Trabzon. Fakat orada seyirci Fenerbahçe sahaya çıkınca o futbolcu bir de yenikse bu karşılaşma 2-0 olsaydı böyle olaylar olmazdı. Trabzon galip olsa. Hakem hataları ya da işte Trabzonspor Fenerbahçe etki etmiştir. Maçı için soruyor. Etki etmiştir. Yalnız şunu söylüyorum. Lemo hocama şurada katılmıyorum. 3 tane şampiyonluğumuz çalındı. 3 tane şampiyonluğu kazanamadı bence. Bu benim görüşüm. O zaman üç o değil, bana göre toplam 8 şampiyonluk. 8. Evet. Orada şöyle ayrılıyorum. Bakın taraftar olmak başka bir konu. Taraftar olmak kalbinizde yaşattığınız bir duygu. Aklınızla kalbiniz zaman zaman ayrı düşebiliyor. Bunu da çok normal karşılıyorum. İnsanız, robot değiliz. Ya yani inanmıyorsunuz bazı şeylere. Halbuki 18 takımda aynı ligde eşit senin, şartlarda oynuyor. Altancığım senin bilmediğin şu galiba, unuttu galiba. Ben taraftar değilim. Ben 15 yıl Süper Lig'de futbol oynadım. Yani bizzat bu süreci yaşayan insan olarak söylüyorum. Taraftar değilim yani. Bizzat bu işi yapmış. Şampiyonluk yaşamış. Alındı diyorsam alındı mı diyorsunuz yani? Yaşamış biri olarak ama Altan Bey de... Şampiyonluklar sadece bu şekilde... mi kazanılıyor? O zaman 6 defa da şampiyon Türkiye'de, oldu Trabzonspor. Bakın, onların hepsi temiz miydi? Türkiye'de maalesef hak edenin değil, güçlü olanın kazandığı bir memlekette yaşıyoruz. Eğer kimin kime gücü yetiyorsa onun elinden kapıyor. Eğer orada bir yarışma varsa, orada bir kazanım varsa, bir elde etmişlik varsa, gücün ona yetiyorsa ondan alıyorsun. Bu maalesef bizim Türkiye'de böyle. Biz bu hem demokrasi konusunda ne bu hukuk konusunda ne bu adaletli her konuda biz maalesef sınıfta kalmış bir ülkeyiz. Futbolumuzda bu böyle, seviyesi bu. Yapacak bir şeyimiz yok. Ama maalesef dediğim gibi burada mağdur olan, yıllarca hakkı yenen ve elinden şampiyonlukları alınan bir Trabzon halkı var. Dediğim gibi az önce anlattığım nedenleri de ve o şehirle yaptırılan bir arkada gizli bir artık servisi mi var diyeyim veya bir derin bir kimseleri mi var diyeyim ama maalesef bugün bu şehir bir travma yaşamaktadır. Bakın bu travmanın sebebi tamamıyla bu ülkede sadece bizim dediğimiz gibi futbol müsabakasındaki kaybedilen maçlar değil. Bu maçlara kaybedene kadar gelen sürece bakmak lazım. Peki o sürece de bakarız. Nasıl bir ceza çıkar ona da bakacağız. Çok özür dilerim. Bu travma yaşayan her şehir bir şekilde rahatlatılmak zorunda mı? Ya da her kulüp? Ya özür dilerim. 29 yıl Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı kazanamadı. Madem bu kadar güçlü niye kazanamadı arada bir tane? Kaç tane final kaybetti biliyor musunuz? Peki. Fenerbahçe Denizli'de niye şampiyonluğu kaybetti? 17 dakika biten ligde. Bütün maçlar bitmişti kazanamadı. Fenerbahçe Bursa'ya niye şampiyonluğu kaybetti? Madem güçlülere karşı. Hep ara verelim, ara verelim, devam edelim mi? Tabii. Ara verelim, biraz ara sonra devam edeceğiz. Tabii.
Devam ediyoruz. Son bloğa girdik. Lemi Çelik, Altan Tanrıkulu ve Emin Özkurt'la beraber sporda şiddeti konuşuyoruz. Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşananların bundan sonrası ne olur? Nasıl bir ceza çıkar? Biraz da bunu mercek altında alalım istiyoruz. Ama biraz federasyonu suçladı. Yani o noktaya ne getiriyor ona bakmak lazım. Şampiyonluklar elinden alındı dedi Lemi Bey. Orada biz arada kendi aramızda konuşurken federasyonu eleştiriyorlar ama aslında orada bir yanlış yapıyorlar dedi. Neydi o yanlış size göre Trabzonsporlu taraftarın ya da yani, Lemi Bey'in söylediği? Biraz belki de burada öz eleştiri gerekiyor Trabzonspor camiası tarafından. Çünkü geçtiğimiz aylarda bir federasyon seçimi yapıldı. Biliyorsunuz evet. Federasyon genel kurulunda Trabzonspor ve diğer yine güzide takımlarımız yöneticileriyle temsil ediliyor. Bu federasyon seçimlerinde bu kadar itiraz edilen ve bu kadar uygulamaları eleştirilen federasyon yönetim kurulu yeniden aday oldu. Hı hı. Ve Trabzonspor'un yöneticileri mevcut federasyon yönetim kuruluna destek verici nitelikte oy kullandılar veyahut da tavır aldılar. Dolayısıyla şu andaki sonuçları da biraz bu endeksten değerlendirmek lazım. Elbette ki hiçbir şey günlük gülistanlık değil. Verilen kararlar futbol hukuku anlamında da ciddi manada soru işaretleri içeriyor kimi kararlar. Ben hukuk kurullarının çok daha iyi çalışması gerektiğini düşünüyorum. Verilen kararlar arasındaki çelişkileri görünce iki kat daha buna inancımız pekişiyor. Ancak bu tür şiddet olaylarını konuşurken yine başa geliyorum. Şiddeti veyahut da suçu övücü yahut mazur gösterici veyahut gerekçeleri ama şu ama buyla başlayan cümlelere girdiğimiz anda biz asıl meseleyi konuşmaktan uzaklaşıyoruz. Ve kendimizi bir şiddet sarmalının içerisine yuvarlıyoruz. Bugün Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki olaylardan bahsediyoruz. Altay'da Altay Erzurumspor arasında yarın Altay Erzurumspor maçından bahsederiz. Şimdi Amedspor'un Ankara Gücü karşılaşmasındaki olaylarından bahsediyoruz. O siyasetin ona yansımasıdır aslında. Tabii ama ben bir başka maçı hatırlıyorum. Diyarbakır'da oynanan yükselme maçında Göztepe'nin yaşadıklarını hatırlıyorum. Göztepe'ydi değil mi? Yanılmıyorsak eğer. Yani Göztepe'nin yaşadıklarını hatırlıyorum. O da insanlık dışı bir tutumdu. Dolayısıyla biz her olayı, vakayı siyasetten ayırarak kendimizi konuşmalıyız. Bir de spora siyasetin bulaşması çok tehlikeli bir bence karışım. Ne yazık ki Türkiye'de bu bilinçli bir şekilde pompalanıyor. Sanki doğru olanı, meşru olanı buymuş gibi bir hava oluşturuluyor. Özellikle işte çeşitli takımların ön plana çıkartılmaya çalışılmasıyla filan şekilleniyor. Bunlar yanlış. Bunların en ufak köşesinden dahi geçilmemesi ve siyasetin elini bir anlamda tamamıyla çekmesi lazım. Peki bununla ilgili Altan Bey ne dersiniz? Siyaset ve spor ilişkisiyle ilgili her iki yorumcudan da eleştiriler geldi. Siz ne dersiniz o noktada? Yani ben bir spor yorumcusuyum, bu konuya girmek istemiyorum diyorsunuz ama ister istemez tabii o noktaya geliyoruz. Bu o konu değil. O konu hassas bir konu. Hassas bir konu. Anladım. O farklı bir konu. Peki. Çok da derinlemesine konuşma ihtiyacı duymadığım bir konu. Vatandaş olarak kalbimde ve oyumda gizli. Fakat şunu söyleyeyim, Emin Bey'e söylediklerinin çoğuna katılıyorum. Şimdi ülkeyle ilgili bazen bazı takımları, bazı şehirleri destekleyebilirsiniz. Statlar yapmak son derece güzel projeler. Bunlar güzel. Bazı takımları, bazı şehirleri canlandırmak da güzel. Ama bunu ülke geneline eşit biçimde yaymak zorundasınız. Her yere eşit bakmak zorundasınız. O yüzden zaman zaman özellikle belediye takımlarının varlığı beni çok rahatsız etti. Bu Ankara Belediyesi olsun, İstanbul Belediyesi olsun, şu belediye olsun, bu belediye olsun hiç fark etmez. Yani şimdi Gaziantep Spor var. Gaziantep Spor Büyükşehir Belediye Spor var. Niye kardeşim? Yani başka bir takım olsun. Bunu belediye adı altında varlığının sürmesi o yöreler için çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Devletin de spora vereceği desteğin dediğim gibi bölge ayırt etmeden gelmesi lazım. Özellikle son dönemlerde İzmir takımlarının bir türlü toparlanamaması, Altay'ın, Karşıyaka'nın, Göztepe'nin, Altınordu'nun kendine gelememesi ya da yavaş yavaş ayağa kalkmaya çalışmaları, Adana'nın nihayet çıkması. Bu sevindirici. Ülkede çoğu kişi Adana birinci lige çıkıyor diye sevindi. Ya farklı şeyler de görmek istiyor insan. Türkiye büyük bir coğrafya. Peki siz ne dersiniz Lemi Bey? Siyaset spor ilişkisine sonra Trabzonspor'la ilgili bir iki sorum daha var. Şimdi, nasıl bir ceza bekliyorsunuz onu da merak ediyorum. Şimdi bir defa şu. Siyaset spora müdahil olmasa bile istemeyerek oluyor. Çünkü Türkiye'de bakın devlet şu yanlışı yapıyor. Beş tane kurum var. Diyor ki
Bunlarda diyor para var diyor, bunları soyun diyor. Bir, futbol kulüpleri, iki vakıflar, üç sendikalar, dört sivil toplum örgütleri, beş bir tane daha var, belediyeler. Diyor ki bu beş kuruma soyun diyor. Halkı da istediğiniz yapabilirsiniz ama faturalandırın diyor. Şimdi devlet isterse bu beş kurumda bütün soygunu, bütün her şeyi engelleyebilir. Futbol kulüpleri işte başta olmak üzere. Fakat burada bunları engellemek istemediği için spor alakası, spor kültüründen uzak bir sürü insan gelip burada yönetici oluyor. Tabii çok şerefli, çok kaliteli, dünyalar iyisi. Hakikaten dünya kadar ahlaklı yönetici başkanlarımız da var. Onlar hep tezi ediyorum. Biraz hızlı ilerlemek adına. Tezi ediyorum. Burada hemfikirsiniz anladığım kadarıyla üçünüzde. Şimdi bakın bu insanlar geliyorlar, kulübü borçlandırıyorlar. Şimdi size bir örnek vereceğim. Şimdi 14-17 yaşında bu çocuk girdi mi sahaya? Büyük bir yanlış yaptı. Kınıyoruz onu. Ceza alacak. Değil mi? Büyük Trabzonspor 10 maç ceza alacak. Peki gelip Trabzonspor'u çok kötü yönetip bütün itibarını sıfırlayan, 250 milyon TL'ye borçlandıran, 2 yılda giden insan ne olacak? Buna ne yapacağız? Buna kim hesap soracak? Peki yöneticilerin de bu anlamda sorumluluğu ve hesap verirliği yok mu hiç peki? Yok yani. Tabii yok. Yok öyle bir şey. Şimdi soyunma odası, soyunma odalarına girip hakemlerle çeşitli müdahalelerde bulunan başkanların da artık yok olması lazım. Yani bu bu hareketlerin bir daha gözükmemesi lazım. Medeni bir ortam sağlanması. Şunu bitireyim bak. Çok kısa. Çok kısa tabii. Şimdi kulüpleri bu kadar kötü yönetiyorsunuz. Bu kadar borçlandırıyorsunuz. Ondan sonra kulübün önü tıkanıyor. Gidiyorsun ondan sonra siyasetçi yalvarıyorsun. Diyorsun ki abi ne olursun gel bana bir şeyler yap. Şu vergilerimi işte ötele sigortamı ödemedim. Veya işte bana şu bankadan kredi ayarla şu bu. Gidiyorsun siyasetçi yalvarıyorsun. Siyasetçi de ondan sonra ne yapıyor? Eskiden siyaset kulüpleri geliyordu. Mesela ben Trabzonspor'da. Şimdi kulüpler siyasetçiye evet, gidiyor diyorsun. Evet şimdi kulüpler tamam. Siyasetin ayağına gidiyor yalvarıyor. Bu hale geldi. Emin Bey Trabzonspor'un ne kadar ceza alacağını tahmin ediyorsunuz. Bir tahmininiz var mı baktığınızda? Yani ancak talimatlara baktığımızda bununla ilgili bir öngörüde bulunma imkanımız var. Çünkü futbol disiplin talimatının ilgili maddelerine göre bu sezon ikinci defa saha olayları nedeniyle müsabaka tamamlanamadığı için ve daha evvelki cezasında iki maç ceza aldığı için Trabzon bu alacağı ceza iki maçın en az iki katı. Yani dört maçtan aşağıya bir ceza almayacak Trabzonspor. Dört maçtan aşağı. En az dört maç ceza. On dedi ama on da çok fazla aslında. On biraz fazla kadar bence. Yani o kadar gelir mi tahmin etmiyorum ama dört maçtan aşağı ceza almayacak. Ayrıca normalde hükmen mağlup maç tamamlanamadığı için kendi seyircisinin olayları nedeniyle normalde 3-0 kaybetmiş sayılması gerekiyor. Ama tabii hükmen galip sayılan takımların 3'ten fazla attığı gol varsa o da kabul ediliyor geçerli. Yani 4-0 maç bu şekliyle tescil edilecek. Artı bir de yüklü bir miktarda para cezası gelecek. Yani anlayacağınız Trabzonspor taraftarı olduğunu iddia eden o genç arkadaş kendi takımına yapabileceği kötülüklerden en büyüğünü yapmış durumda. Kendi sahasını 4-5 artık Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulunun vereceği karar bu. O da tabii ki tahkime itiraz edilebilir. Bir maç yani belli bir maç ceza alacaklar. Büyük bir miktarda para cezası alacaklar ve onun üzerine de puan hükmen mağlup sayılmış olacaklar. Trabzonspor bunu hak etmiyor. Trabzonspor futbolda zarar gördü bundan. Tabii ki futbol genel olarak hak etmiyor ama Trabzonspor da hak etmiyor. Trabzonspor yıllarca Anadolu'dan çıkmış başarılı. Ben de onun notlarıma bakıyordum. Azmiyle, Lemi Bey mesela orada var. Ali takım Kemal, olarak. Şenol, Kaptan Cemil, Fatih Tekke, Şenol Gökdeniz, Güneş. Karadeniz. Baktığınızda hep beyefendiliklere bilinen futbolcular bunlar. Ama bu kez tabii başka şeyler konuşuluyor Trabzonspor'la ilgili. Mutsuz olmuyor musunuz? Üzülmüyor musunuz? Bir de Trabzonspor taraftarına yazık değil mi Allah aşkına gerçekten? Tabii ki yazık. Az önce onu ifade etmeye çalıştım. Bir de şunu hatırlatayım. Bu sizin şey olacaktı. Yeni bir Akyazı'da yeni stadyum olacaktı orada. Şimdi bu kadar maç cezası da gelecek. Akyazı meselesiyle ilgili de hem de bu sizin gibi centilmen futbolcular varken bu kez başka şeylerle anılıyor olması zarar vermiyor mu? Şimdi yapılan her şeyin şehre mal edilmesi yanlış. Taraftarın tamamıyla yapmış olduğu fevri bir hareketi tüm Trabzon halkı yapmadı. Nasılsa evet. Siz de biliyorsunuz işte Malatya'da bir tane kitap yakıldı. Bütün
bu Malatya'ya mal edilemez. Yani evet. Bunun gibi bir sürü örnekleri verebilirim. Yani Fenerbahçe'den de bir savaş alanına döndü müsabakadan sonra. Şimdi bütün Fenerbahçe taraftarı şöyledir diyemeyiz. O yüzden bunu da böyle görmek gerekiyor. Ama Trabzon'da bu daha sık oluyor mu? Oluyor. Az önce anlattım gelen sosyolojik durumu. Orada tamamıyla çocukların yetişme tarzında bir ve ben tabii bir aynı zamanda eğitimciyim. Normalde hayatımız boyunca taşımış olduğumuz karakter yapımızın %80'i 3 ile 6,5 yaş arasında almış olduğumuz eğitimle şekilleniyor. Ama maalesef bizim ülkemizde eğitim yok. Öğretim ağırlıklı eğitim olduğu için bize 7 yaşında başlıyor. Eğer biz çocukları 3 yaşında eğitimi alıp 6 yaşına kadar bunları bu dünyadaki en medeni insanın öğrenmesi gereken tüm davranış şekillerini öğretebilseydik tabii bunların hiçbiri olmazdı. Peki Akyazı meselesiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Yeni Akyazı, maçlar Akyazı meselesi olamayacak galiba. Biraz bazı maçlar olamayacak herhalde. Vallahi Akyazı meselesi, Akyazı benim içime hiçbir zaman sinmedi, sinmeyecekti. Akyazı'ya en fazla karşı olan benim. Çünkü dünyanın en güzel koyunu katlettiler. Halbuki bir yıl daha bekleyip şehrin doğusundan giren çimento fabrikası vardı. Orada 100-150 dönüme yakın bir yer vardı. Hı hı. Bir yıl sonra o fabrikanın oradan kalkacağı kesindi. Şehrin bütün yoğunluğu doğu tarafında, yani Of, Arsin, Araklı, Sürmene, Yomra o tarafta. Mutlaka şehrin doğu tarafına stadyum yapılması gerekiyordu ve yer vardı. Ama maalesef birisi bir çukura işte taş attı onu. Siz oradan. Siz mutsuzsunuz yani Akyazı'da kesinlikle, o koya o dünyanın en güzel koyunu doldurdular nereye? Bunu da insanlara işte büyük stat yapıyoruz. İşte çok büyük bir Trabzon hizmet yapıyoruz diye anlatmaları bana göre yanlış. İlerideki nesiller bizim çocuklarımız, torunlarımız bundan dolayı çok büyük bunları yapanları kınayacaklar ve hem Trabzon'a hem doğaya verdikleri bu katliam için. Altan Bey, şimdi bazı görüntüler ekranlara getireceğim. Güzel bitirelim istiyorum. Hep şiddetten bahsettik ama güzel şeyler de oluyor futbolda. Adana Spor Süper Lig'e çıktı. O görüntüleri ekrana getirebilir miyiz arkadaşlar? Erzurum Spor 2. Lig'e yükseldi. Kocaeli Spor da 3. Lig'e yükseldi. Bir kulak verelim orada. Şu anda taraftarların o sevinç görüntüleri ekranlara geliyor. Şampiyonluğu kutladılar. Hep şiddetten bahsettik ama futbolda güzel şeyler de oluyor. Ne dersiniz? Biraz bundan bahsedelim. Evet, Erzurum'da teyzemin kızı yaşıyor. Çok severim. Evet. Onlara mutlu olsun. Kocaeli doğumluyum. Güzel. Çok sevinçliyim. Süper. 74 yılında babam Fenerbahçelidir. Hayatımda ilk maçım Adana Spor Beşiktaş karşılaşmasıydı. Sizin için. Beni Adana'da maça götürmüştü. O yüzden onların birinci lige, yani bir üst lige daha doğrusu çıkmaları... benim için de güzel. Onlar da hayırlı olsun. Peki. Emin Bey, siz ne dersiniz bu güzel görüntüler? Tebrik edelim o takımları. Aynen. O Adana Spor'un bilhassa o bölgeden, Çukurova'dan çıkmış olması çok iyi. Mersin gerçi o bölgeyi bir anlamda temsil ediyordu ama bu sene galiba düşecekler. Onun yerini almış oluyor. Adana'ya ve Adanalılara hayırlı olsun diyoruz. Peki Lemi Bey, sizin de görüşleriniz var mı? Valla şurada çok ilginç. Kocaeli Spor profesyonel lige yükseldi ama o takımlar içerisinde en fazla taraftarı olan Kocaeli Spor. Evet. Tabii yaklaşık 15-20 bin kişi oynuyorlar her müsabakayı. Evet. Müthiş bir potansiyel. Bakın futbol Türkiye'de nasıl katledildi biliyor musunuz? Kocaeli gibi futbol kültürü yüksek olan ve büyük yıldızlar yetiştiren şehir. Sakarya gibi büyük yıldızlar yetiştiren şehir. Malatya gibi çok iyi takımları barındıran şehir, Adana gibi çok iyi takımlara sahip olan şehir ve bugün İzmir'deki Altay gibi çok iyi futbolcular için bu 5-6 tane bölge futbolu yok oldu. Ve bunlar Türk futbolun gelişimine büyük katkı sağlayan bölgelerdi ve şu an hepsini bu yanlış yöneticiler o kulüpleri batırdıkları için ve buna devlet de dur demediği için bu hale getirdi. O konuda özellikle Sakarya örneği çok dramatik bir örnektir. Peki. Gerçekten Sakarya Spor'u büyük bir borç batağına itmiş durumda yöneticileri. Zaten şu anda gündemde olan spor kulüpleri kanunu tasarısında da yöneticilerin kendi dönemlerindeki borçlardan sorumluluğuna ilişkin hükmün girmesi yönünde bir beklenti var. Bu mutlaka olmalı. Aksi takdirde hesaplanamaz harcamalar yapılmaya devam eder. Peki, ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Trabzonspor Fenerbahçe maçında 17 yaşındaki bir gencin hakemi dövmesi ve ona yaptığı saldırı, Volkan Bayarsan'a bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Öte yandan Ankara Gücü Ahmet Spor maçında da yöneticilere yönelik linç girişimi ve Altay'da Erzurum Spor arasındaki oynanan maçta da gavur İzmir diye bağırmaları, futbolculardan bize bıçak
yumuşak çekildiği ifadeleri, sporda şiddet nasıl önlenebileceği yolunda şöyle bir yayın yapmaya çalıştık. Lemi Çelik, Altan Tanrıkuldu ve Emin Özkurt konuklarımdı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli biz teşekkür ederiz. Bu yayına geldiğiniz için. Biz devam ediyoruz Gece Görüşü'ne. Gece Görüşü'nde siyasetin sıcak başlıklarıyla devam edelim. Ankara'nın en sıcak adreslerinden biri Anayasa Mahkemesi'ydi. Devletin zirvesi Anayasa Mahkemesi'nin 54. kuruluş yıl dönümü töreninde bir araya geldi. Törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın gündeminde ifade özgürlüğü vardı. Mahkeme ifade özgürlüğünün sadece kabul edilebilen düşünceler için değil, başkalarınca rahatsız edici görülen görüş ve düşünceler bakımından da geçerli olduğuna işaret etmiştir. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, mahkemenin 54. kuruluş yıl dönümü töreninde açış konuşması için kürsüdeydi. İfade özgürlüğünün sınırlarını çizdi, terörün başladığı yerde sözün hükmü kalmaz dedi. İfade özgürlüğü, demokrasilerde en yakıcı sorunları bile serbestçe tartışma ve çözüm önerilerini savunma imkanı sunmaktadır. Teröre ve şiddete teşvik eden ifadeler ifade özgürlüğünün koruması altında değildir. Zira terörün ve şiddetin başladığı yerde sözün hiçbir hükmü kalmaz. Zühtü Arslan bağımsız ve tarafsız yargı mesajı da verdi. Bağımsız ve tarafsız yargının olmadığı yerde hukuk devleti de yoktur. Hukuk devleti hiç kuşkusuz jüristokrasi yani hakimler devleti anlamına da gelmemektedir. Mahkeme Başkanı Arslan açış konuşmasının ardından törene birlikte gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nu makamında ağırladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Devletin zirvesi Anayasa Mahkemesi'nin 54. kuruluş yıl dönümünde buluştu. Buluşmasına ama törende soğuk rüzgarlar esti. Önünden geçti ama görmezden geldi Erdoğan. Ne kafasını çevirdi ne de elini uzattı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın el sıkmama konusu çok önemsenecek bir konu değil. Bizim için bu zat yok hükmündedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Bakanı'na yönelik sözleri nedeniyle çok sert tepki göstermişti CHP liderine. Kılıçdaroğlu da lafını esirgememişti. Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız? Siyasi sapıklığın adresi orada. Yani açıkça söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan'dır. İki isim arasındaki gerilim Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümü töreninde kameralara yansıdı. Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu anonsla salondaki herkes Cumhurbaşkanı'nı selamlamak için ayağa kalktı. Kılıçdaroğlu da. Erdoğan en baştan tek tek elini uzatmaya başladı. Ancak CHP liderinin olduğu sıraya geldiğinde tokalaşmak için hamle yapmadı. Önünden geçti gitti. CHP lideri yerine oturdu. Erdoğan sırayı tamamladı. İki isim de en önde dinlediler Zühtü Arslan'ın konuşmasını. Ancak göz teması dahi kurmadılar. Sayın Başkan'ın güzel bir konuşması oldu. Erdem'den bahsettim. Ahlaktan söz ettim. Özellikle politikacıların yapılan konuşmadan ders almaları gerekir. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın elini sıkmaması için çok önemsenecek bir konu değil dedi. Kinin insana özgü bir olay olmadığını bize öğrettiler. Ben o gelenekten geliyorum, o inançtan geliyorum. Ellerim de temiz, gönlüm de temiz, kalbim de temiz. Kim başkaları yüreğinde besliyorsa onu herhalde insan yerine koymamak lazım. Teşekkür ederim. Meclis Başkanı İsmail Kahraman İstanbul Üniversitesi'nde Yeni Türkiye ve Yeni Anayasa adlı konferansta konuştu. İsmail Kahraman anayasada laikliğe değindi. Laiklik anayasada olmamalıdır dedi. Yeni anayasanın dindar bir anayasa olması gerektiğini söyledi. 82 Anayasası'nda dediğimiz gibi herhangi bir yerinde Allah lafzı yok ama anayasalar inanca göre tasnif edildiğinde bu 82 Anayasası da, 61 Anayasası da dindar anayasalardandır. Neden? Yani İçişleri Başkanlığı idare içinde vardır. Resmi tatiller Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'dır. Din dersleri mecburidir. Ve inanca dayalı bir
yapısı vardır. Laiklik tarifi de ona göre olmalıdır. Laiklik bir kere zaten anayasada olmamalıdır, yeni anayasada. Dünyada 3 anayasada laiklik var. Fransa'da var, İrlanda'da var, bir de Türkiye'de var. Tarihi de yok. İsteyen hakim istediği gibi bunu yorumluyor. Böyle bir şey olmamalı. Mesela bu dindar anayasa meselesinden anayasamızın kaçınmaması lazım. Dini olarak bahsetmesi lazım. Biz Müslüman bir ülke olarak dinden kendimizi arındırma, geri çekme durumunda olacağız. Niye? La dinilik olmamalı yeni anayasa. Ve dindar bir anayasa olmalı. İsmail Kahraman'ın bu yaptığı açıklamalar çok tartışılacak yeni günde, öyle görünüyor. Başbakan Davutoğlu, Amerika Birleşik Devletleri yolcusu Davutoğlu Mayıs ayında Obama ile görüşecek. Gündemde öncelikli başlık IŞİD'de mücadele olacak. Başbakan Obama ile baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. İki isim daha önce G20 zirvesi kapsamında Avustralya'da görüşmüşlerdi. Yaklaşık 3 aydır da Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan bu görüşme için Ankara-Washington hattında temasların sürdüğü belirtildi. Görüşmede öncelikli gündem maddesi IŞİD'le mücadele. İki lider IŞİD'le mücadele konusunda bundan sonra nasıl adımlar atılıp işbirliğinin hangi çerçevede devam edeceğini görüşecek. Başbakanın Obama'ya bir kez daha Türkiye'nin güvenli bölge talebini iletmesi bekleniyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na Türkiye'nin PYD hassasiyeti bir kez daha hatırlatılacak ve Davutoğlu ileriye dönük atılacak adımlarda yine bu hassasiyetin dikkate alınmasını isteyecek. Ergenekon davası sırasında yargılanırken hayatına son veren Deniz Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nülüfer Tatar ve ağabeyi Ahmet Tatar o günü ve yaşadıklarını anlattı. Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'a konuk olan Tatar ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Herkes inmişti, Ali de inmişti aslında. Sonrasında geri geliyor. Annem görüyor ve sesleniyor işte ablaya, Hürriyet ablaya. Ali geri geldi işte... bakın hani kontrol edin diye. Ali montunu bırakıyor ve direkt hiçbir yere bakmadan banyoya giriyor. Banyo Gökçen'in odasıyla karşılıklı. Gökçen kim? Gökçen kızımız. Kaç o dönem yaşında? 10 yaşındaydı. Karşılıklı odalar. Gökçen'i bile görmüyor ve banyoya giriyor. O sırada Gökçen odasında. Ve bunu gerçekleştiriyor. Biz kapının kenarında hani dışındayız. Abla kapıyı ittiriyor, o manzarayla karşılaşıyor. Silah sesini duydunuz mu? Silah sesini yani kapının kenarı yanındaydık. Açıkçası içime kurt düştü. Hızla merdivenleri çıktım. Merdivenlerin yarısındayken sesini duydum. Silah sesini duydum. Önce kendi sesini duydum. Yani bir hoşça kalın sesini duydum. Hoşça kalın mı dedi? Evet. Silah sesini duydum. Koştuğumda hala duvardan sıyrılıyordu. Çalışıyordu kalbi hala. Bağırdık tabii. Diğer insanlar geldi, taşıdık. Koridorda aşağıya indirecek şey yok. Sedye yok. Sedye yok. Nasıl götüreceksiniz? Yani indirdik aşağıda bu sefer de. Derme çatma bir ambulans. Hiçbir sağlık görevlisi yok koca birlikte. Yarım yamalak. Ben beraber bindim. Nerede vefat etti? Gata'da. Oraya gittikten sonra? Yani muhtemelen yoldayken. Yoldayken. Gece görüşünün sonuna geldik. Saat başında gelişmelerle Burak Tür'ün sizlerle birlikte olacak. İyi geceler.